kurabiliyorsunuz. Yıllardan beri sürüncemede kalmış birçok proje vardı ve projede hak sahipleri, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları sürekli bakanlığımıza gelerek Fikirtepe'deki projenin ancak kamu eliyle yürütülebileceği ve bunun da bakanlığımıza üstlenilmesi gerektiği konusunda ciddi talepleri oldu. Ortak bir fikirle hem buradaki işleri yürüten yürütemeyen firmalarla hem hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık eliyle projenin 22 adasının yapılmasına karar kılındı. Arkasından vatandaşlarımıza tahliye süreciyle ilgili tebligatları yaptık. Alanda 7200 tane konutumuz olduğu için burada ilaveten süreler vererek bu süreyi 150 güne kadar çıkarttık. 150 gün süremiz doldu, üstünden de yaklaşık 2 hafta geçti. Bu 2 haftada da şu anda arkadaşlarımız işin en son noktalarını kontrol ediyorlar. İnsanlar gerçekten hastalık olabilir, mazeretleri olabilir. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de bir pandemi süreci yaşanıyor. Korona geçirmiş olanlar olabilir, evlerinden çıkamamış insanlar olabilir diye tek tek kapı kapı dolaşıyoruz. Her dolaştığımız kapının içerisinde bulduğumuz kişilere neden taşınmadıklarını, taşınmak için destek isteyip istemediklerini, konaklayacak yerlerini isterlerse bizim tarafımızdan ayarlanacağını, gerekiyorsa kiralık ev bulamayanlara kiralık evle ilgili emlakçılar vasıtasıyla destek olacağımızı, taşınma yardımları için nakliye firmalarımızın olduğunu, onlarla anlaşmamız olduğunu, hatta depo istiyorlarsa kurumların veya kiralık depolardan da yerlerimiz oldu ve gerekiyorsa oralarda da eşyalarını emanete alabileceğimizi söyledik. Aslına bakınca Fikirtepe'de şu anda yürüttüğümüz proje bir gayrimenkul projesi değil. Bir demir betondan müteşekkil bir dönüşüm projesi değil. Yani projenin bir de sosyal tarafını da burada görmek lazım. Bugün akşam itibariyle Fikirtepe'de bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olacak. Yani eski günlerin son günü diyebiliriz buna. Burada hizmetleri durdurup elektrik, su, gaz hizmetlerini güvenli bir şekilde yıkıma gireceğiz. Burayı bir an önce yıkmamız lazım ki biz burayı ne kadar çabuk yıkarsak emlak konut inşaatları o kadar hızlı başlayabilecek. Biz yıkımları bir gün geciktirirsek konut teslimlerinde bir gün geciktirileceğini, artık 15 yıl boyunca bir dönüşüm bekleyen Fikirtepe'linin bir gün gecikmeden dolayı anahtarını teslim almakta bir gün daha bizim yüzümüzden gecikmemesini istediğimiz için burada artık son noktayı koymak istiyoruz. Arkadaşlarımızın da bütün gayreti de bu çerçevede ve inşallah mutlu bir şekilde Fikirtepe'de yıkımlara başlıyoruz ve 2 senenin içerisinde emlak konut marifetiyle bitecek inşaatlarımızın anahtarlarını da teslim edeceğiz.